Herkese selamun aleyküm. Özgüd asıllı Kayserili Emre kanalına yani Yake TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Bu serinin adı Oyun Platformu Nedir serisi. Birinci bölümde oyun platformu olarak Origin'i anlatacağım gençler. Kendisi Electronic Arts oyunlarının yayınlandığı bir PC oyun platformu gençler. Bunun haricinde oyunu Euro olarak satıyor. Yani Euro olarak fiyatlandı. Türk lirası olarak satmıyor oyunları. Kendine gelirse gösterecek. Evet, Euro olarak satıyor oyunları. Gördüğünüz gibi Euro fiyatı olarak satıyor. Bir de İngilizce platform, İngilizce bir oyun platformu gençler. Türkçe dil desteği yok maalesef. Origin'in. Bunun için çok fazla oyun satın alınan, en azından bizim milletimiz için, Türk milleti için oyun satın alınan çok fazla oyun satın alınan oyun platformlarından değil gençler. Euro bazlı olduğu için oyunlar kaç kat oluyor? 3-4 katı oluyor yani. Türk lirasına çevirdiğiniz zaman. Bunun haricinde eğer oyun aldıysanız, yani buradan değil de şeyden oyun aldıysanız, ayrı isteden oyunu alıp burada aktive ettiyseniz oyun platformunun bize en büyük sunduğu fayda Game Prosperis Cloud Sağ gençler, oyun bir platformun bize sunduğu en avantajlı fayda, en avantajlı öğelerden biri Cloud Sağ, yani sav dosyalarını şey yapıyor gençler. Ne anladı? Onun adı. Kaydediyor. Kendi şeyinde, belleğinde size başka bir bilgisayardan açtığınız zaman o sav dosyasını kullanma hakkı tanıyor gençler. Erişebilmenize olanak sağlıyor yani. Onun haricinde bir de şeyimiz var. Şuradan Free Games'ten. Şu var gençler. Bond House diye bir şey var. Ne desek buna? Kampanya mı desek? Kampanya var. Her zaman işte 3-4 ayda bir yenileniyor. 3-4 ayda bir oyun koyuyorlar buraya gençler. Ücretli oyunlardan bir oyun koyuyorlar. Ücretsiz olarak buradan kütüphanenizi ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunun haricinde Trias'ten full oyunları oynayabiliyorsunuz diye biliyorum. Mesela Sims 4'ü 2 gün. Mass Effect Andromeda Media'yı 10 saat. Full oyun gençler bu yani. 10 saatte ne kadar oynayabilirseniz, ne kadar ileriye gidebilirsiniz oyunda, o kadar oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Butterfly 1 de 10 saat. Titanfall 2 ne zaman kadarmış onu yazmıyor herhalde. Titan and Try 2 Levels 2 level oynamanıza izin veriyor galiba. 10 saat gördüğünüz gibi. Bu kaç saat? 4 saat. Ne o? Battlefront. Normal Battlefront şu an. Unravel'da 10 saat oynamanıza izin veriyor gençler. 7 gün izin veriyor. Oo, bayağı veriyormuş. Butterfly 4. 1 gün Titanfall. 6 saatte Dragon Ice Inquisition. Neyi lan bunu? Nasıl telaffuz ediyorduk?
Inquistin. Neyse artık işte ya. Gördüğünüz gibi. Bunun haricinde beleş oyunlardan başka gidersek şurada demo ve betalardan mı? Neydi? Demo ve betalarda FIFA 18'in demosu var. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Aynı şekilde Sims 4'ün demosu var gençler. Onu da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Aç bakayım Free Games'i. Şuradan. Şurada da Free to Play oyunlarda 2 tane oyun var. Eskiden daha fazla oyun vardı tabi orijinde. Bunun Need for Speed World'u vardı yani. FIFA World'u vardı işte ne bileyim bir sürü oyunu vardı. Butterfly for Free miydi neydi? 3-4 tane daha oyun vardı yani. Bunları herhalde şey olduğu için kaldırdılar gençler. Diğer serilerin satışlarına zarar geldiği için kaldırdılar. Bence öyle yani. Kaldırdılar. Bir tek bu iki oyun kaldı Free to Play kısmında. Orijinde. Bunlar da zaten çok hızlı oynanan oyunlardan değil diyebiliyorum. Yani şuraya bir FIFA Online 3 koysa, şuraya da bir Need for Speed Edge koysa alın size oyun platformu ya. Şu an aktif olan oyunculardan en az %1000 artış olur gençler o iki oyun gelse. Şuraya Need for Speed FIFA Online 3, Need for Speed Edge istiyoruz buradan. Eğer EA yetkilileri bu videoyu izliyorsa buradan sesleniyorum. FIFA Online 3 Need for Speed Edge Come to Origin Game Platform. Evet. Bunun haricinde gençler oyun platformunun bize sağladığı şeyleri söylersek şuradan arkadaş listenize bakabiliyorsunuz. Yani arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Origin oyun platformunda Steam'deki gibi. Konuşabiliyorsunuz yani. Öyle yani. Bu arada 2 hafta sonuna yani ne zaman desem bu hafta sonu değil ondan sonraki hafta sonuna sırasıyla oyun platformlarından şunu büyük yapalım ya. Steam'i anlatacağım gelecek bölümde. Ondan sonraki bölümde Uplay'i anlatacağım gençler. Ondan sonraki bölümde de Garena'yı anlatacağım gençler. Ondan sonra çıkımı başka ne söylemem lazım bu platform hakkında. Bildiğiniz gibi oyunu parayla satıyorlar gençler. Tabi orijinal oyun. Öyle ya. Ama ben buradan oyun almıyorum gençler. Sitelerden alıyorum. Burada aktive ediyorum oyunları. Yani öyle yapıyorum. Sizi bilmem tabi. Bir iki tane de beleş oyunu var gördüğünüz gibi. Bir de arada bir böyle değiştiriyorlar. O On The House denen yeri değiştiriyorlar. İşte mesela On The House'dan aldığım oyunları söyleyeyim. Bunlar Trials. Şu mesela 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 tane oyunu falan On The House'dan aldım gençler bu hesaptan. Diğer hesaplarda daha fazladır. Need for Speed Most Wanted 2012 falan var. Orada. Öyle yani gençler. Kaç dakika olmuş bakalım. 9 dakika olmuş. Onun haricinde Origin Access diye bir zımbırtı var gençler. Aylık para diyorsunuz buna herhalde. Evet ne diyor? Just aylık 4 euro. Yıllık 25 euro ödediğiniz zaman Origin Access'e katılıyorsunuz. Buradan şu gösterilen oyunları
İstediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Para ödemeden, yani oyuna para vermiyorsunuz. Ama aylık 4 € vererek şu oyunların hepsini oynayabiliyorsunuz gençler. Daha da gidiyor işte böyle. Bayağı da oyun varmış yani. Benim Aragami derken Aragami neden buradaymış lan? Gördüğünüz gibi bu oyunları aylık 4 €'dan mı? Kaç euroydu? 4 €'dan yıllık 25 €'dan yıllık 25 € denk gelmez de yani bu yıllık bir fiyat belirlemişler gençler bunu. Oynayabiliyorsunuz bu oyunları gençler gördüğünüz gibi Doubtland and Play Instant Collection of 75'ten fazla oyunu diyor. Full oyun bunların hepsi de bildiğim kadarıyla. Full oyunu istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz gençler. Silip silebiliyorsunuz işte. İsterseniz yükleyebiliyorsunuz. Bu oyunları eklemiştir şimdilik bu oyun platformu. FIFA 15 var, FIFA 16'sı var. FIFA 17'si var. FIFA 18 yok mudur? Yoktur. Evet. Need for Speed Most Wanted var. Dikkat edin çıkan oyunlar. Dead Space var gençler. Ondan sonra Mass Effect var. Titanfall var. Mirror's Edge Catalyst yani 2 var. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle yani. Ne diyor? Members can also try this game. No purchase necessary. Diyor ki Origin Access üyeleri tabii ki de bu oyunları deneyebilir. Para ödemesine gerek yoktur diyor. Evet, şu iki oyunu 10 saat boyunca deneyebiliyormuşsunuz. Şu oyunu da 10 saat boyunca deneyebiliyorsunuz. FIFA 18 Need for Speed Payback. Gördüğünüz gibi yani paranız fazla geliyorsa üye olun derim. Güzel güzel oyunlar oynayın derim yani. Sisteminizi kaldırın. Benim sistemim buradaki çoğunu kaldırmıyor yani. Mesela FIFA 15 bile kaldırmayan bir PC var elimde yani. Yapacak bir şey yok o yüzden. O yüzden diyorum zaten Electronic Arts'a. Şurada Free Games'te açıyoruz Free Games'i. Şuradaki Free to Play kısmını açtığınız zaman iki tanecik oyun var gençler. İki tanecik oyuna şuraya bir tane de FIFA Online 3, şuraya da bir tane Need for Speed H ekle de oynayak. Terbiyesizdir. Allah. Tabii Avrupa sunucusunu da açacaksınız. Avrupa sunucusuz olmaz. Onun haricinde başka da bir şey yok bu şeyle alakalı gençler. Desteklenen oyunlar Vault Games demek herhalde. Gördüğünüz gibi dünyanın oyunu var. Eğer aylık 4 € verirseniz bu oyunları oynayabiliyormuşsunuz gençler. Evet. Gördüğünüz gibi. Bende zaten PC'min kaldırdığı çoğu oyun var. Evet. Ucuza almıştım çünkü ben buradan almıyorum. Sitelerden alıyorum. Ayrı sitelerden. Yani böyle. Gördüğünüz gibi. Origin Access şey anlaşması mı? Sözleşmesi mi? Öyle bir şey. İlk triyalleri deneme sürümlerinde oynayın diyor burada gençler. Hangilerinin deneme sürümü? İki tane deneme sürümü şeysi var. Gördüğünüz gibi biz Origin Access istemiyoruz. EA Sports. Anlatabiliyor muyum? Biz Origin Access istemiyoruz. Biz Need for Speed Edge ile FIFA Online 3'ü istiyoruz Avrupa'ya. Anlatabiliyor muyuz? Evet, kaç dakika olmuş? 15 dakikaya yaklaşmış gençler. Diyeceklerim bu kadar yani bu oyun platformu hakkında. İşte böyle yani. Bir tane non-origin oyun ekleyeyim. Neyse eklemeyeyim boş. Gördüğünüz gibi gençler. İngilizce bir oyun platformu.
çok fazla kişi tarafından kullanılmayan bir yorum platformu. Ben de zaten Kınasakal TV'm yüzünden FIFA 14 çektiğim için kullanıyorum işte. FIFA 14 nerede? FIFA 14 çektiğim için kullanıyorum. Arada bir şu oyunlarda indirip deneyebiliriz tabii. Şu oyun efsanedir zaten, bilenleriniz vardır. Evet, Need for Speed Rivalimiz de var. Bir de orijinal gördüğünüz. Evet. Bu kadar yani bu oyun platformu diyeceklerim hakkında. Butterfly 3, Bad Company 2. Bunların hepsi orijinal gençler. Trial yazmıyor gördüğünüz gibi. Böyle yani. Bunlar da demoymuş. 15 demo, 16 demo, 17 demo, 18 demo. Evet gençler. Bir videonun daha sonuna geldik. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize müteahhit olun. Gelecek oyun platformu nedir? İkinci bölümde, 2 hafta sonraki yani, yaklaşık 1,5-2 hafta sonraki oyun platformu nedir? İkinci bölümde Steam'i anlatırken görüşürüz. Ayrıca ondan bir ay son, bir ay bu bölümden bir ay sonra Uplay'i, ondan da bu bölümden 1,5 ay sonra da Garena'yı anlatacağım gençler. Eğer şu Garena işte ne bileyim Uplay'i, Steam'i merak ediyorsanız, yani bilmiyorsanız, hiç kullanmamışsanız bu bölümleri izlemenizi tavsiye ederim tabii. Neyse, hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun gençler. Gelecek bölümde gelecek bölümde dediğim bölümde işte Steam'in anlatacağım bölümde görüşürüz. Kaç dakika olmuş? 17, 19, 17, 21, 22 diyor. Evet. Hadi gittim ben gençler. Hadi gittim ben hadi.